Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9'dan 10'a hazırlık kampımızda hangi konuyu işleyeceğiz? Türkiye'deki göçlerin nedenleri ve sonuçları konusunu. Bizim için ciddi anlamda önemli, aynı zamanda güncel olan da bir konu. Çünkü Türkiye'nin çevre coğrafyasına baktığımızda birçok sorun meydana geldi ve bu sorunlara bağlı olarak da Ukrayna olsun, Afganistan olsun, Suriye olsun birçok noktadan Türkiye'ye göçler yaşandı. Bunlarla ilgili de güncel anlamda pekiştirmeler de yapmış olacağız. O zaman ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. İçeriğimize baktığımızda öncelikle göç bir insan hareketidir ve bu göçün türlerinden bahsedeceğiz. Yani ülke sınırları içerisinde yapmış olduğumuz iç göçlerden, ülke sınırı dışına yapmış olduğumuz dış göçlerden ya da süreklilik durumuna göre. Sürekli göçler ve geçici göçlerin neler olduğundan, göçe sebep olan itici ve aynı zamanda çekici faktörlerden de bahsedeceğiz. Peki bir insan bir yerden başka bir yere neden göç ediyor? Göç nedenlerinden bahsedeceğiz. Ülkemize yaşanmış olan göçlerle ilgili güzel bir konu anlatımı gerçekleştireceğiz ve göçün mekansal etkileri, yani göç alan yerlerde ne gibi mekansal değişiklikler meydana geliyor ve aynı zamanda göç veren yerlerde ne gibi mekansal değişiklikler meydana geliyor, onlardan da bahsetmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar, peki biz bu konuyu ortaokula döndüğümüzde nerede görmüştük? Ülkemizde nüfus ünitesinde gördük. Burada da biraz daha ayrıntılı bir şekilde orayı göreceğiz. Bunun 9. sınıfla bir bağlantısı var mıdır dersek 9. sınıfla bağlantısı yok. 9. sınıfta biz bu noktada yerleşmelerden bahsettik. Göçleri 10. sınıfta dönem içerisinde zaten güzel bir şekilde anlatmış olacağız. ÖSYM noktasına geldiğimizde bu konu TYT konusu olduğu için bu noktada da biz sizler için hemen şöyle hazırlık kitabımızı tekrar açıyorum. Buradan içindekiler kısmına geliyorum ve şöyle son sayfaya geldiğimizde Türkiye'de göçlerin nedenleri, sonuçları, mekansal etkileri, test 2, test 3, 148 ve 150. sayfalar TYT dedik. Biz de sizler için kazanıma uygun bir şekilde çoktan seçmeli sorularla güzel bir pekiştirme yapabileceğiniz test soruları hazırladık sevgili arkadaşlar. Takıldığınız kısımda da ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle karikatü okutuyorsunuz ve takıldığınız noktadaki sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinliyorsunuz diyelim. O zaman hadi bakalım Türkiye'de göçlere devam. Ülkemizdeki göçlerin nedenleri ve sonuçlarından başlayalım. Tabii ki de insanlar geçimlerini sağlamak, çeşitli imkanlardan faydalanmak ve daha iyi yaşam koşulları elde etmek amacıyla sürekli olarak bir yerden başka bir yere göç eder. Tabii ki de bu göç kısmında hemen şöyle hatırlamamız gerekirse bazen belirli bir süre bu alanı terk eder ya da bazen de kalıcı bir süre bu alanı terk etmek zorundadır. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Peki insanlar neden bir yerden başka bir yere göç ediyor dediğimizde göçün nedenleri var sevgili arkadaşlar. Örnek vermemiz gerekirse doğal nedenlere bağlı olarak göçler. Burada mesela neyi görebilmekteyiz? Şurada deprem. Yaşanan bir deprem olayı sonucunda Türkiye ölçeğinde insanlar herhangi bir merkezden başka bir merkeze göç etmek zorunda kalmış. Ya da sel olayı sonucunda, çığ olayı sonucunda, heyelan olayı sonucunda insanlar bulundukları alanı terk edip başka yerlere gitmek zorunda kalmışlar. Eğer ki biz bu nedenlere bağlı olarak meydana getirdiğimiz bir göç hareketi varsa bu doğal faktörlere bağlı olarak oluşan göçler diyebiliriz. Bazı durumlarda ise sevgili arkadaşlar doğal nedenlerden ziyade siyasi nedenlere bağlı göçler de olabilir. Tabii ki de dünya ölçeğine baktığımızda bunu Türkiye ölçeğinde görebilmekteyiz. Şu anda yaşanan bir Afgan göçü var. Afganistan'da çeşitli sorunlar var ve insanlar can güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli ülkelere göç etmekte ve bizim göç aldığımız ülkelerden de bir tanesidir diyebiliriz. Bununla birlikte Suriye'den 2011 yılından itibaren yoğun bir şekilde göçün geldiğini de söyleyebiliriz. Cumhuriyet döneminde mesela mübadele göçleri yapmış. Bunu biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Eğer ki buna bağlı olarak meydana gelen bir göç hareketi var ise sevgili arkadaşlar siyasi nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler diyebiliriz. Tabii ki de aslında göçün en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir dedik? Geçimlerini sağlamak, çeşitli imkanlardan faydalanmak ve daha iyi yaşam koşulları elde etmek için. Yani ne yapıyoruz? Biz göç ediyoruz. Evet, neden dediğimizde daha iyi iş imkanlarının bulunduğu alanlara gidiyoruz. Bununla birlikte doğa zenginliklerin fazla olduğu alanlara gidiyoruz. Geçim sıkıntısından dolayı bulunduğu
bulunduğumuz coğrafyaları terk edebilmekteyiz. Yani buranın kısmında tamamıyla ekonomik nedenler yatmakta. O yüzden insanlar bulundukları alanı bu kapsamda yer değiştiriyor ise bu ekonomik nedenlere bağlı olarak meydana gelen göç grubu içerisindedir diyebiliriz. Tabii ki de bu süreçte biz şu anda 9. sınıftan 10. sınıfa geçeceğiz. 11-12 dediğimizde TYT ve AYT sınavlarına gireceğiz. Çok güzel üniversiteleri bizlerle birlikte kazanacaksınız sevgili arkadaşlar. Kazandığınızda bulunduğunuz coğrafyaları terk edip daha iyi üniversitelerin olduğu illere gidebilirsiniz. Yani eğitime bağlı olarak iyi bir eğitim almak için çeşitli alanlara gidebilirsiniz. Bu sosyal nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçlerdir. Ya da burada sevgili arkadaşlarım dini nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler olabilir. Bu da genel itibariyle göçe sebep olan sosyal ve kişisel nedenlerdir diyebiliriz. Hemen şöyle Türkiye ölçeğinde göçlerle ilgili ifadelere bakmamız gerekirse sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bulunduğumuz merkezden başka bir yere göç edeceksek İki durum var sevgili arkadaşlar. Mesela burada nereyi ele alalım? Burada şurayı ele alalım. Bu ilimizi. Bu ilimizin ismi neydi? Hemen şöyle hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Hakkari'yi ele alalım, tamam mı? İkinci ölçekte nereyi ele alalım? Burada da şurayı ele alalım. Tabii ki de buranın da İstanbul olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kapsamda iki il arasında nasıl bir göç ilişkisi vardır dersek insanlar genel itibariyle Hakkari'den İstanbul'a doğru göç ederler değil mi? Şimdi neden bir insan Hakkari'den İstanbul'a göç eder dersek Hakkari'de göçe sebep olan bazı itici faktörler vardır. Yani olumsuz durumlar vardır. Tarımsal faaliyetler yürüttüğünü düşün. Eğer ki tarımda makineleşme varsa insan gücüne duyulan ihtiyaç azalır. Ve burada sevgili arkadaşlarım insanlar iş faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlara göç edebilir. Ya da burada aşırı bir nüfus artışı vardır ve doğal kaynaklar yetmeyebilir. Bu kapsamda insanlar bulunduğu coğrafyaları terk edebilir. Ya da toprakların miras yoluyla parçalanması vardır. Ve azalan toprak bütünlüğü içerisinde tarımsal faaliyetleri kendimize göre yürütemeyeceğimiz için insanlar buradan göç eder. Ya da doğal afetler vardır sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte eğitim ve sağlık hizmetleri yetersizdir. Bunun daha iyi olduğu alanlara göç edebiliriz. O zaman göç ettiğimiz yerde bak şurası buradan göç ettik değil mi sevgili arkadaşlar? Burada olumsuz bir durum varsa bu itici faktördür. İnsan neden İstanbul'a gidiyor? Hakkari'ye göre bazı durumlar olumludur diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Nedir mesela dediğimizde İstanbul'da Hakkari'ye göre iş imkanları daha çeşitlidir diyebiliriz. Eğitim ve sağlık hizmetleri daha gelişmiştir ve çeşitlidir diyebiliriz. Kültürel faaliyetler daha fazladır diyebiliriz. Din ve inanç özgürlüklerini yaşama isteği, daha rahat bir şekilde yaşama isteği daha fazla olabilir, gidebiliriz. O yüzden bakın sevgili arkadaşlar, eğer ki biz buradan İstanbul'a geldiysek o zaman burada da göçe neden olan çekici bir faktör vardır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Şimdi Türkiye ölçeğindeki göçleri şöyle parçalamamız gerekirse. Birincisi yapıldığı yere göre göçlerde iç göç ve dış göç var sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle örnek verebiliriz. Mesela şurada Iğdır'ı söyleyelim sevgili arkadaşlar. Eğer ki biz Iğdır'dan kalkıp nereye gidiyoruz? İzmir'e gidelim sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya da şöyle işaretleyelim. Biz burada ülke sınırları içerisinde bir göç hareketi yaptık mı? Yaptık. O zaman bu iç göçtür sevgili arkadaşlar. Ama eğer ki biz Iğdır'dan yurt dışına gidiyorsak nereye gidelim mesela? Almanya'ya gidelim. Yurt dışına yapmış olduğumuz göçler dış göçlerdir. Ve burada özellikle mesela dış göç Iğdır'dan Almanya'ya olabileceği gibi Almanya'dan Iğdır'a da olabilir, unutmayalım. Buna da dikkat edelim. Bir de sevgili arkadaşlar şuraya şöyle bir ifade yazıyorum. Kademeli göç dediğimiz bir kavram var. Yani insanlar bir anda küçük bir şehirden büyük bir şehre gitmiyor. Önce küçük bir şehirden ya da kasabadan büyük bir alana gidiyor ve daha sonra daha büyük bir şehre gidiyor. Bu da kademeli göç olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Özellikle burada iç göçlerde kentten kente göçün fazla olduğunu söyleyebiliriz. Önceki yıllarda kırdan kente yoğun ölçekte bir göç vardı ama günümüzde ise kentten kente yoğun ölçekte bir göçün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de kentten kıra, kırdan kıra, kırdan kente de göçler vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Buraları da unutmamış olalım. Tabii ki de yapmış olduğumuz göçleri süresine göre ayırmamız gerekirse birincisi sürekli göç. İnsanlar bulunduğu alanı terk edip bir alana gidiyor. Mesela buradan batıya doğru gitti. Tekrar buraya gelmezse bu sürekli göçtür. Çünkü buradaki ikamet kısmını aldı buraya götürdü. Ya da buradan başladı geldi böyle buraya geldi. Sevgili arkadaşlar ne oldu? Sürekli göç oldu. Niye tekrar buraya gitmedi? Ama bazı göçler var. İki çeşitli sebeplerden dolayı belirli dönemlerde yer değiştiriyoruz. Sonraki süreçte tekrar yaşadığımız coğrafyalara geliyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela ne diyelim?
biz Sinop'ta yaşayan biri olalım, tamam mı? Burada özellikle çay tarımı için, fındık tarımı için çevre illere gidiyoruz. Tarımsal faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tekrar tarımsal faaliyetler bittikten sonra Sinop'a geliyorsak bu sevgili arkadaşlarım tarımsal faaliyetlere bağlı olarak yapmış olduğumuz mevsimlik göçtür diyebiliriz. Ya da gene biz Sinop'ta yaşayalım sevgili arkadaşlar. Sinop'tan kalktık. Ankara'ya geldik inşaat sektörü için. İnşaat faaliyetlerinde işte çalışan işçi olarak işimizi yaptık. İşimiz bittikten sonra tekrar Sinop'a geldiysek o zaman bu ne oldu? Mevsimlik, yani geçici göç oldu. Ya da turizm faaliyetleri için Sinop'tan kalktık. Nereye geldik? Antalya'ya geldik. Turizm faaliyetlerinde, çeşitli iş faaliyetlerinde, iş kollarında çalıştık. Tekrar Sinop'a geldiysek gene bu geçici göç oldu. Geçici göçte dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri, turizm faaliyetleri, inşaat sektöründe çalışıp tekrar bulunduğumuz noktaya geliyorsak bu göç türüne de geçici göç diyeceğiz. Hemen şöyle güzel bir etkinliğimiz var. Sevgili arkadaşlar, etkinliğimiz içerisinde şöyle bir bakalım. Harita üzerinde numaralandırılmış illerin aldıkları mevsimlik göçleri özelliklerine göre yazınız demiş. Hemen bir numaraya bakıyorum. Bir numarada kim var sevgili arkadaşlar? Adana var değil mi? Adana'ya insanlar neden gidiyor? Pamuk hasadı için gidiyor. O zaman Adana'ya insanlar pamuk hasadı için gidiyorsa mevsimlik göç alıyor ve bu mevsimlik göç aldığı durum tarımsal faaliyetlerdir diyebiliriz değil mi? O zaman hemen 2 numaraya bakıyorum. 2 numara Şanlıurfa sevgili arkadaşlar. Urfa'ya da gene tarımsal faaliyetler için çevre illerden yoğun bir şekilde göç hareketi var. O zaman Urfa'ya da tarımsal faaliyetler için göç ediliyor diyebiliriz. 3 numaraya geldiğimiz zaman 3 numarada kim var sevgili arkadaşlar? 3 numarada tabii ki de Antalya var değil mi? Antalya'ya insanlar turizm sezonunda yoğun ölçekte iş gücü, yani iş kollarının genişliliğine bağlı olarak gitmekte. Bu faaliyet kollarında çalışmakta. Sonra tekrar geldiği için geçici göç kısmında turizm faaliyetleri için göç aldığını söyleyebiliriz. 4 numaraya geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar 4 numarada nereyi görebilmekteyiz? 4 numarada tabii ki de Ege'nin incisi olan İzmir'i görebilmekteyiz. İzmir'e insanlar hem turizm faaliyeti için göç edebilmekte, hem tarımsal faaliyetler için göç edebilmekte, aynı zamanda inşaat sektöründe çalışabilmek için de mevsimlik göç hareketi yapabilmekte diyebiliriz. 5 numaraya geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlarım burada nereyi görüyoruz? Rize'yi görüyoruz. Rize'de çay tarımının olduğu dönemlerde yoğun ölçekte diğer illerden göç hareketi var çay hasadı için. O yüzden buraya da tarımsal faaliyetlere bağlı olarak göç edilmekte. Hemen şöyle geldim sevgili arkadaşlarım. 6 numaraya geldiğimde nereyi görüyoruz? Tabii ki de Ordu'yu görebilmekteyiz. Ordu'da ise fındık tarımı için insanlar hasat dönemlerinde gelebilmekte. 7 numaraya geldiğimizde ise başkentimiz olan Ankara'yı görebilmekteyiz. Ankara ise genel itibariyle inşaat sektöründe çalışabilmek için insanlar yoğun bir şekilde göç edebilmekte. 8 numaraya geldiğimizde ise 8 numarada kimi görüyoruz? İstanbul'u görüyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? İstanbul'a da gene aynı şekilde inşaat sektöründe çalışabilmek için geçici göç faaliyetleri yapılabilmekte sevgili arkadaşlar. 9 numaraya geldiğimizde 9 numarada güzel Muğla'mızı görebilmekteyiz. Tabii ki de Muğla deyince aklımıza turizm faaliyetleri geliyor ve insanlar turizm sektöründe çalışabilmek için Muğla'ya göç etmekte. O zaman mevsimlik göç alma özelliği olarak da turizm diyebiliriz ve 10. merkezimiz neresidir dediğimiz zaman yüz ölçümü büyük illerimiz bir tanesi olan Konya sevgili arkadaşlar ve Konya'yı insanlar tarımsal faaliyetlerde özellikle hasat döneminde gelip burada iş gücü faaliyetlerine katılabilmekte diyebiliriz. Örneklerimiz genel itibariyle böyle diyelim. Sorumuza geldiğimizde diyor ki pamuk, fındık, çay tarımı ve turizm nedeniyle ülkemizde çeşitli yörelere geçici olarak hasat dönemleri ya da sezon sürecince çalışma amaçlı yapılan göçlere mevsimlik göç denir demiş. Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında verilen alanlardan hangisinin mevsimlik göçü diğerleri kadar yoğun almaz demiş sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım verilen illerimizde ne var? Mesela şurada bakıyorum Urfa hattını görebilmekteyiz değil mi sevgili arkadaşlar? Mesela 3 numaraya geldiğimiz zaman Adana hattını görebilmekteyiz. 4 numarada ne demiştik buraya? Muğla hattını görebilmekteyiz. 1 numarada Trabzon hattını görebilmekteyiz. Bununla birlikte 5 numaraya geldiğimiz zaman ise Hakkari hattını görebilmekteyiz. Şimdi soru kökünde bize ne diyordu? Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen alanlardan hangisinin mevsimlik göçü diğerleri kadar yoğun almaz diyor. Tabii ki de verilen şıklar içerisinde, verilen iller içerisinde sevgili arkadaşlarım Hakkari diğerlerine nazaran mevsimlik göçü yoğun almayacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.
Geldik sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de doğal olaylara bağlı olarak meydana gelen göçler. Tabii ki de Türkiye ölçeğinde istemediğimiz göç hareketlerine neden olan durumlardan bir tanesi de doğal süreçler sevgili arkadaşlar. Burada mesela şöyle söyleyebiliriz: bir sel olayı sonucunda, deprem olayı sonucunda, volkanizma faaliyeti sonucunda Türkiye'de yapılan göçleri bulamayacağız. Neden derseniz, çünkü aktif bir volkanik faaliyetimiz yok. Onun dışında toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık gibi unsurlar genel itibariyle göçe neden olan doğal olaylar arasında yer almaktadır. Burada da mesela örnek verebiliriz. Zamanında sevgili arkadaşlarım 99-2001 yıllarında İstanbul ve çevresinde yıkıcı depremler yaşanmış ve insanlar buradan deprem tehlikesinin düşük olduğu alanlara göç etmek zorunda kalmış. Doğu Karadeniz'de özellikle sevgili arkadaşlarım heyelan olayı sonucunda insanlar bulunduğu coğrafyaları terk etmek zorunda kalmış. Doğu Anadolu bölgesinde çığ olayı sonucunda insanlar bulundukları noktaları terk etmek zorunda kalmıştır. Tuz Gölü çevresinde kuraklık çok yoğun, insanların tarımsal faaliyetini olumsuz etkilemiş sonucunda insanlar bu alanlardan başka alanlara göç etmek zorunda kalmıştır diyebiliriz. Şimdi bir haritamız var sevgili arkadaşlarım, net göç hızı haritası. Ne demek istiyor bizde? Alınan göç ile verilen göç arasındaki farka net göç denir diyor. Mesela alınan göç 100 kişi olsun. Verilen göç ise 80 kişi olsun. Net göç nedir buraya? 20 kişidir. İkinci duruma geldiğimizde sevgili arkadaşlarım, alınan göç 100 kişi olsun. Verilen göç ise 130 kişi olsun. Burada net göç nedir? Eksi 30. Yani burası aslında ne yapıyor? Göç veriyor. Birinci durumda göç alırken, ikinci durumda göç vermekte. Diyor ki bak, net göçün toplam nüfusa oranına da net göç hızı adı verilir demiş. Bakın dikkat edin. Bir yerleşim biriminde net göç hızının pozitif değerde olması nüfusun arttığını, negatif değerde olması da nüfusun azaldığını gösterir. Hemen şöyle haritamıza bakalım, dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Mesela diyor ki Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi illerin net göç hızı, dikkat edin, eksili değerde. O zaman buradaki ifadede o net göç hızı dediğimiz kavram negatiftir diyebiliriz. Burada da bilgimiz olsun. Sorumuza geldiğimizde, göçler nüfusun cinsiyet dağılımının değişmesinde etkili olmaktadır. Buna göre haritada koyu renkle gösterilen yerlerden hangisinde erkek nüfus oranı daha fazladır? Şunu unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Göç alan yerlerde genel itibariyle erkek nüfusu daha fazladır. Göç veren yerlerde ise genel itibariyle kadın nüfus oranı daha fazladır. Şimdi bize soruda ne diyor? Erkek nüfus oranı daha fazla. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Göç alan bir yeri işaretlememiz lazım. Verilen yerler içerisinde 3 numara ile 1 numaranın göç alma oranı 4 numara ve 2 numaraya göre daha fazladır. O yüzden bu iki merkezde erkek nüfus oranı daha fazladır diyebiliriz. Ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Yani 1 ve 3'tür sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de dış göçler. Tabii ki de burada yurt dışına yapmış olduğumuz göçlerdir sevgili arkadaşlar. Ya da yurt dışından Türkiye'ye doğru gerçekleşen göçlerdir. Burada özellikle sevgili arkadaşlarım işçi göçü dediğimiz 1960'lı yıllarda yapmış olduğumuz göçler var. Özellikle burada ilk olarak Almanya'ya, sonraki süreçte Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Belçika en çok göç verdiğimiz, işçi göçü verdiğimiz merkezlerdir diyebiliriz. Tabii ki de 90'lı yıllara doğru geldiğimizde Orta Asya'ya, Rusya'ya, Afrika'ya, Arap Yarımadası'na da işçi göçü olarak insanlarımız gitmiştir diyebiliriz. Bununla birlikte beyin göçü dediğimiz bir kavram var ve Türkiye beyin göçü veren ve aynı zamanda beyin göçü alan bir ülkedir. Özellikle son yıllarda beyin göçü alan bir ülkedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü gelişmişlik seviyemizde geçmiş dönemlere göre daha da yükselmiştir. Ama biz ister istemez de beyin göçü verebilmekteyiz. Mesela Aziz Sancar bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi bir de mübadele göçü var sevgili arkadaşlar. Mübadele göçü ise Cumhuriyet döneminde yapılmış göçlerdir. Özellikle Lozan Antlaşması'na göre sevgili arkadaşlarım, Yunanistan'daki Türkler ile Türkiye'deki Rumlar yer değiştirmiştir. Ve Yunanistan'dan yaklaşık 450 bin Türk, Türkiye'den ise 1 milyon 200 bin Rum yer değiştirmiştir. Bu mübadele göçüdür. Bakın dikkat edin. Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde yürürlüğe giren mübadele anlaşmasının birinci maddesine bakın. Dikkat! Türk topraklarına yerli Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup
Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir diyor. O zaman mübadele göçü zorunlu bir göçtür sevgili arkadaşa bak. Anlaşmanın birinci maddesine eklenmiştir yahu. Bu kimseler Türk hükümetinin izni olmadan bak ne diyor Türk hükümetinin izni olmadan Türkiye'ye Yunan hükümetinin izni olmadan da Yunanistan'a dönerek yerleşemeyecektir. Al sana zorunlu göç gördün mü? İnsanların isteği dışında meydana gelen göçtür diyebiliriz. Ve ikinci maddeye dikkat edin. Ne diyor sevgili arkadaşlarım? Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları bu mübadele içerisinde yer değiştirmemiştir sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Bunun dışında tabii ki de geçmiş dönemden günümüze kadar çevre ülkelerden ülkemize çeşitli göçler yapılmıştır. Mesela diyor ki 1979 yılında İran'daki rejim değişikliğinden kaçan 1 milyon İranlı ülkemize sığınmış. Aynı yıl Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle 5000 Afgan ülkemize sığınmıştır. Günümüzde Afganistan'dan yoğun bir şekilde göç hareketi gelebilmekte. 1988 yılında İran-Irak Savaşı sonrasında 500 bin insan Türkiye'ye sığınmış. 1989 yılında Bulgaristan hükümetinin baskıcı tutumundan dolayı 350 bin Türk vatandaşı Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmiştir. 1991 yılında Yugoslavya'da meydana gelen iç savaş nedeniyle yaklaşık 25 bin Boşnak gelmiş. 99 yılında Sırpların Kosova'ya uygulamış olduğu soykırım sonucunda binlerce insan gene ülkemize sığınmıştır. Ve son olarak sevgili arkadaşlarım 2011 tarihinde Suriye'de başlayan iç savaş ve siyasi karışıklık nedeniyle şu anda Türkiye'ye 3 milyondan fazla Suriyeli vatandaş gelmiştir diyebiliriz. Bunlar da gene göçe neden olan siyasi faktörler. Savaş diyebiliriz, siyasi baskılar diyebiliriz, etnik baskılar diyebiliriz. Buna bağlı olarak meydana gelen göç hareketleridir diyebiliriz. Sorumuza geldiğimizde göçlerin yapıldığı yere ve sürekliliğine göre sınıflandırıldığı durumda aşağıda verilen göç örneklerinden hangisi yapıldığı yere göre diğer dördünden ayrılır demiş. Yapıldığı yere göre diyorsa ya iç göçtür ya dış göçtür. Bakalım Belçika'ya yapılan işçi göçleri bu dış göç statüsü içerisine girer. Muğla'ya turizm sektöründe çalışmak için yapılan göç bu iç göç içerisine girer. 1979 yılında İran'daki rejim değişikliğinden dolayı yapılan göçler bu dış göç statüsüne girer. Kuzey Afrika ülkelerine iş amaçlı yapılan göç gene dış göç statüsü içerisine girer. Avrupa'ya yapılan beyin göçü gene dış göç statüsü içerisine girer. Bize diyordu ki yapıldığı yere göre diğer dördünden farklıdır. A, bununla birlikte C, D ve E seçenekleri dış göç iken B seçeneği ise iç göçtür ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Şimdi göçün mekansal etkilerine geldiğimiz zaman burayı ikiye ayıracağız. 1. Göç alan yerde görülen durumlar. 2. Göç veren yerde görülen durumlar. Mesela bizim ülkemizde yoğun ölçekte göç alan illerden bir tanesini söylesem hemen siz de diyeceksiniz ki evet hocam haklısın İstanbul. İstanbul'da nüfus yoğunluğu var mı? Var, bu bir sorun. Gecekondulaşma var mı? Var, bu bir sorun. Trafik yoğunluğu var mı? Var. Çok kısa mesafeleri bile zaman olarak çok uzun sürelerde gidebiliyorsun değil mi? Altyapı sorunları meydana geliyor. Ormanlar tahrip edilip yerleşim birimleri haline dönüşebiliyor. Eğitim sorunları, sağlık sorunları meydana gelebiliyor değil mi? Mesela yoğun göç alan yerlerde öğretmen başına düşen öğrenci, doktor başına düşen hasta sayısında ciddi anlamda artış olduğu için hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanabilmekte diyebiliriz. Göç veren yerlere baktığımızda ise sevgili arkadaşlar özellikle kırdan kente yoğun ölçekte bir göçün olduğunu varsayarsak tarım ve hayvancılıkta üretim azalır. Kamu yatırımları kullanılamaz hale gelir. Nüfus artış hızı yavaşlar ve göç yoğun ölçekte meydana geldiğinde belli bir süre sonra durabilir ve nüfus azalmaya başlar. Evler harabeye döner. Bununla birlikte boş kalan tarım alanlarını da toprakların üst kısmı süpürülerek erozyona maruz kalarak verimsizleşir ve nüfusun azalmasıyla da nitelikli iş gücü açığı meydana gelir diyebiliriz. Sorumuza geldiğimizde göçle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım. A. Tarımda makine kullanımının artması kentlere olan göçü artırır. Tabii ki de bu doğru bir ifade. Neden? Çünkü tarımda makine kullanımıyla birlikte iş gücüne ihtiyaç azalır. Bu da orada işsizliği artıracağı için insanlar kentlere doğru göç edebilir. Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının en temel göstergesidir. Tabii ki de bu da doğru bir ifadedir. Çünkü beyin göçü alan ülkeler genel itibariyle gelişmiş, veren ülkeler ise az gelişmiş ülkeler statüsündedir diyebiliriz. Göç veren yerleşim alanlarında kadın nüfus oranı artar demiş. Göç veren yerleşim alanı ise tabii ki de kadın nüfus oranı artar. Göç alan yerlerde altyapı sorunları ortaya çıkabilir. Göç veren yerlerde tarımsal üretim artar demiş. Sevgili arkadaşlarım bir önceki sayfamızda ne demiştik? Hemen şöyle bir bakalım. Göç veren yerlerde
Topraklar, tarım toprakları boş kalacağı için erozyona maruz kalır ve verimsizleşir. Bu da tarımsal üretimi azaltır diyebiliriz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Ve geldik sizinle birlikte kampımızın sonuna sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bugün biz sizlerle neyi işledik, neyi öğrendik derseniz hemen şöyle kitabımızı açalım. Beşeri sistemler kısmında göçler kısmı, yani Türkiye'deki göçlerin nedenleri, sonuçları, Türkiye'deki göçlerin mekansal etkilerini çözebileceğiniz sayfalar, çözmeniz gereken sayfalar 160, 162, 164 ve 148-150. Yani edebiyat, tarih, coğrafya kısmında coğrafyanın tamamını çözebilirsiniz diyebiliriz. Tabii ki de burada takıldığınız kısımda kare kodu okutarak sorularımızı alanında uzman öğretmenlerimizden dinleyip konuyu dört dörtlük öğrenebilirsiniz diyelim. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu, cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.